İrpin yanıyor, yanmaya devam ediyor. Günlerdir böyle. Rus birliklerinin en çok yaklaştığı noktalardan biri Kiev merkezi. Yaklaşık 35-40 dakikalık bir mesafe araçla ve insanlar gördüğünüz gibi şu anda hızlı bir şekilde çıkmaya çalışıyorlar buradan. Tahliyeler devam ediyor ve bir yandan da patlamalar sürüyor. Dumanlar yükseliyor. Rus birlikleri İrpin'de tamamen neredeyse tüm birlikleriyle konuşlanmış durumdalar. Ve onları engellemeye çalışan Ukrayna ordusu, güvenlik güçleri bombardımana tutmaya çalışıyor Rus kara birliklerini. Ama şu anda en çarpıcı manzara ekranlara geldiği gibi bakın. İnsanların telaşlı bir şekilde bizim bulunduğumuz tarafa doğru gelişine bakın. Kameraman arkadaşım Deniz Kahraman sizlere gösteriyor. Hala içeride siviller var. Hala bitmedi siviller. Hala geliyorlar. Ateş altında kalanlar var. Ve o ateş altında kalanlar da güvenli bir şekilde, bir şekilde buradan çıkmaya çalışıyorlar ama bakın burayı şöyle özetleyeyim size. Dün de buradaydık ve burası bir askeri kontrol noktasıydı. Ve bugün kimse kalmadı gördüğünüz gibi. Asker göremiyorsunuz. İleride yalnızca iki tane asker görüyoruz. Ama onlar da artık yavaş yavaş geriye doğru gelecekler. Çünkü zaman ilerledikçe çok daha büyük sıkıntılar oluşmaya başlıyor. İnsanlara bakın, kanter içinde kalmışlar. Herkes kaçmaya çalışıyor. Eline alabildikleri eşyalar, evcil hayvanları, çocukları, battaniyeler, endişe, korku şu anda insanların yüzünde olan duyguların görüntüleri bunlar. Hala gelenler var. Tek bir yol var. Tek bir araç güzergahı söz konusu. Ve o araç güzergahından zaman zaman, evet, çok büyük bir patlama daha. İnsanlar kaçıyor bakın, çocuklar arkadan, bilmiyorum ekranlara yansıyor mu ama ekrandan. Her bomba sesinde biraz daha adımlarını hızlandırıyorlar. Biraz daha fazla koşmaya gayret ediyorlar. Ve geldikleri mesafe de o kadar yakın, kısa mesafe değil. Belki de 2-3 kilometre bu şekilde yürüyenler var. Belki daha fazla yürüyenler var. Ara sokaklardan gelenler var. Tam olarak bilemiyoruz buradan görebildiğimiz kadarıyla. Ama bir yayaya göre uzun sayılabilecek mesafelerden kaçmaya çalışıyorlar. Çok çarpıcı manzaralar görüyoruz şu anda. Bakın, yaşlı bir hanımefendi etrafındakiler tarafından devrilmiş ağaç kütüğünün üzerinden bu şekilde geçerek kadınlar kaçmaya çalışıyorlar. İrpin'de binaların arasından dumanlar yükselmeye devam ediyor. Rus tanklarının, Rus zırhlı birliklerinin, evet, ardı ardına yine başlayan bombalar, bombardımanlar. Rus zırhlı birlikleri, Rus tankları İrpin sokaklarında dolaşıyor. Ukrayna onları önlemeye çalışıyor ama her geçen dakika biraz daha güvenli hat geriye doğru çekiliyor. Bir otobüs gidiyor, başkası geliyor. Biri gidiyor, başkası geliyor. Ukraynalılar şu an sivilleri kurtarmak için mücadele ediyor. Büyük bir stres var. Sinirler gergin. Zaman zaman acele edin diye bağıran güvenlik güçlerine rastlıyoruz. Bakın burası dün oldukça kalabalıktı. Ama artık neredeyse kimse kalmamak üzere. Evet, bir ağlayan hanımefendi. Evet, aslında yaşananların özetini az önce ekrana getirmeye çalıştık. İrpin'e son kez baktı ve ağlayarak yoluna devam etti. Bir şehir göz göre göre şu anda yok oluyor. Bir şehir göz göre göre harabeye dönüyor. Ve artık
Burada da alıştığımız... Of! Evet. Yani şunu söyleyeyim. Şu son duyduğunuz bombardıman sesi yüksek ihtimal bir roket ve roketin havada ilerlerken sesi bile geliyor. Süzülme sesi bile geliyor. Bunu net bir şekilde hissettim. Siz hissetmediniz. Duymak çok zor ama havada süzülürken çıkardığı o ses bile geliyor. Gerçekten çok tehlikeli. Çok çarpıcı manzaralar. İnsanların koşmaktan, korkudan, kaçmaktan yüzleri kıpkırmızı şu an. Kan ter içinde kalmışlar. Bakın, hanımefendiye bakın. İşte bu siviller 3-4 gündür çatışmaların çok yoğunlaştığı İrpin'de mahsur kalanlar. Ve bugün biraz daha şanslılar çünkü en azından bir şekilde çıkmayı başardılar. Ama içeride kalanlar var, mahsur kalanlar var ve artık güvenlik güçleri şu anda onları tahliye etmeye çalışıyor. Uzaktan atışlarla Rus birliklerinin, evet, silah sesi başladı. Bakın seslere bakın. Rus tankları çok yakın. Bu sesler hiç hayra alamet değil. Rus tankları çok yakın çünkü... Çünkü şu anda aşağıda yalnızca 500 metre belki 1 kilometre ötedeki yoldan geliyor bu sesler. Seslere bakın, inanılmaz. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Evet. Evet, silah sesleri yankılanmaya devam ederken küçük bir kız çocuğu elinde oyuncak ayısıyla, yanında abisi büyük ihtimal. Çocuklar, yaşlılar. Şu an ön hatlarda bulunan, evet, çok, evet, burada da başladı. Burada da başladı. Çok tehlikeli anlar yaşıyoruz. Çok tehlikeli. Şu an önümüzde, yani görüş mesafemize giren askerler ateş açmaya başladılar. İnanılmaz. Dün buradan canlı olarak bir savaş filmi seyrettirmemiştik size. Savaşın ta kendisini seyrettirmiştik. Bugün o savaş sahnesi daha yakınımızda. Şu an bir meskun mahal çatışması izliyorsunuz. Dün bombardıman izlemiştiniz. Bombardıman devam ediyor. Bugün sokak çatışması izliyorsunuz an itibariyle. Daha doğrusu sesleri geliyor. İrpin'e giren ana yol üzerinde şu anda silah sesleri var.
biraz bakmaya çalışacağım. Tabii kamera açımıza yansıyamıyor. Kendimizi de korumak zorundayız. Yani aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ve bu büyük bombardıman sesinin akabinde şu an silah sesleri kesildi. Evet, burada gazetecilere de tabii gazetecilere de şu anda büyük uyarılar var. Askerler gergin, güvenlik güçleri gergin, doğal olarak, haklı olarak. Biz burada görüntü almaya çalışıyoruz. Onlar hem canını kurtarmaya hem ülkelerini savunmaya çalışıyorlar. Burada yapabileceğimiz en ufak bir yanlış onlara göre çok büyük bedellere mal olabilir. Sivillerin tahliyesinden, sivillerin kaçışından anlaşılacağı üzere İrpin artık yaşanacak bir yer değil. İrpin bu süreçte saklanılacak bile bir yer değil. Biz devam ediyoruz, aktarmayı sürdüreceğiz sizlere.